İşte böyle her gittiğim yerde karşıma çıkmalar falan filan derken bir gün böyle bir buket bana doğru yürüyor. Ayaklar görünüyor sadece. Yaklaştı buket bana doğru. Sonra ayaklarımın altına serdi çiçekleri. Fikret ben dedi. Ay. Ben de Yıldız ben dedim tabii. Bu arada o benim zaten adımı biliyormuş yani. Uzun zaman peşimden koştuğu için aylarca. Neyse işte biz de böyle tanışmış olduk. Ne romantik. Böyle filmlerdeki gibi. Film zaten. Öyledir. Film Fikret. Ay, ay inşallah son günü kaçırmamışımdır. Aklımı seveyim. Ay fikirlerimi öpeyim. Ay. Ay. Bitirin canım. Kızım. Kızım ne yapıyorsun? Dur bir gören olacak. Ay ne yapayım, çok özlemişim sizi, kusura bakmayın. Sen de haklısın tabii. Yani özlenecek kadınım. Bana bak, Songül'le Lale'yi kaçırmadım değil mi? İçerideler mi? Yok yok, kaçırmadınız. Hatta yemeğe kalıyorlar. Siz de kalıyor musunuz yemeğe? Yok, ben yemeğe kalmam. Ben böyle iki tane fitne fesat tohumu eker evime dönerim. Tamam. Buyurun içerideler. O zaman şeyi de anlatın, şeyi. Nasıl evlenme teklif etti? O da bir mani. Selam. Ay 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 Eltim, Eltim, yeni evin hayırlı uğurlu olsun. En güzel günlerini burada yaşarsın inşallah. Songül'cüm, Lale'cim, annem. Nasılsınız? İyiyiz kızım, sağ ol. Sen nasılsın? Harikayım, harikayım. Herhalde öyle de görünüyorumdur, değil mi? Evet, gerçekten çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim Lale'cim. Sen de öyle görünüyorsun. Ay ne güzel sizi böyle yeniden iki dünür bir arada görebilme. Yine birleşmişsiniz yani. Ay düşman çatlatırsınız vallahi. Ay çok güzel ya. Özellikle böyle bir zamanda böyle bir samimiyet harika. Bari maşallah de kızım. Maşallah de. Değil mi? Maşallah, maşallah. Ne yapmış benim Eltim? Çocukları rahat rahat gagalamak için gitmiş evi değiştirmiş. Ay yanlış konuştum. Ay ben yine yanlış konuştum. Ay pardon, şey demek istiyorum yani çocuklara rahat rahat destek olabilmek amacıyla evi değiştirmiş. Çok da iyi yapmış, hayırlı olsun. Betül, ben de sen gelmeden önce Fikret'le tanışmamızı anlatıyordum. Aslında senin Şadi ile tanışma hikayen daha ilginç, anlasana. Tüp. Hayır, hiç anlamadım. Ben ne var ki benim Şadi ile tanışma hikayemde hiçbir ilginçlik, öyle bir tanışma yani. Tanıştık, bitti. Olur mu hiç? Ay dur ben anlatayım. Şimdi o zamanlar bizim Betül bir çeyizcide tezgahtar. Tabii hemen düzeltiyorum her zamanki gibi Eltim. Ben o zamanlar çeyizcide satış müdürüyüm. Müdürü. Bu arada bizim Şadi de nişanlı. Ha. Şey, evet başka. Siz daha evvelde şu. Bizim Betül bakıyor, benim anneciğimin yaptığı hatırı sayılır alışverişi görünce maşallah birdenbire Şadi'ye vuruluyor. İlk görüşte aşk. Ay Haluk abiciğim, nasılsınız? Merhaba Betül. Dinlenebildiniz mi abiciğim? Evet, biraz kestirdim. Ay ben anladım. Ay ben anladım. Haluk abim hafta sonuna enerji depoluyor. Tamam. Ne varmış weekend? Aa. Şebnem'le spa'ya gidecek misiniz Haluk abiciğim? Ay hay hay Haluk abi, vallahi sizden korkulur. Ben bile sizden korkuyorum yani. Ay siz öyle ne yere bakan yürekle kalmışsınız meğerse. Böyle vallahi sağ gösterdiniz, sol vurdunuz. Vallahi yani ay ben siz kiminle olacaksınız diye düşünürken siz gittiniz kiminle oldunuz yani, neyse. Rica ederim Betül. Benim kimseyle falan olduğum yok. Ya böyle saçma sapan şeyleri nereden buluyorsun sen? Yani Şebnem'le spaya, mupaya gitmeler. Abicim ben size çok kısa bahsetmiştim aslında. Şebnem'le öyle hafta sonunda spa programı yapalım dedik. Hatta Fikret'le ben de geliriz diye düşünmüştük. Hep beraber çok güzel vakit geçiririz. Hem size de bir değişiklik olur. Yok canım. Hiç de güzel olmaz. Ben öyle bir organizasyonun içinde falan olmak istemiyorum. Yıldız'cığım, lütfen. Benim bilgim olmadan hiç kimseyle bu tarz şeyler konuşma. Bak, görüyorsun.
Sanki ben kabul etmişim gibi konuşuluyor. Ama abicim ben sizin kabul ettiğinizi söylemedim ki. Biz öylesine konuştuk Şebnem'le. O da yememiş içmemiş maşallah. Biliyor musun sen de Şebnem'i, o yemez içmez hemen gider yetiştirir yani. Ne güzel analiz ettim. Tabii senin uzmanlık alanın. Yani. Yıldız Hanım yemek hazır. Masayı hazırlayayım mı? Lütfen yavaş yavaş hazırlayalım canım. Ayşe bir ben yemeğe kalmayayım o zaman. Ben gideyim. Sizlere afiyet olsun şimdiden. Kızım sen de yemeğe kalsaydın bizimle. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ben çocuklarla ve Şadi ile birlikte yiyeceğim. Eltim diye demiyorum. Gerçekten eşine çocuklarına çok düşkündür. Özellikle maşallah pek prensiplidir. Canım benim. Senin kadar olmasa da. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ay lütfen. Lütfen rica ediyorum rahatsız olmayın. Hiç kalkmayın. Ben gidiyorum. Songülcüm, Lale bana da gelin ha. Artık çok yakınız. Bekliyorum. Kahveleniriz. Şerife, Eltim'i geçirir misin lütfen? Tamam Yıldız Hanım. Anne ya ben bir lavaboya gideyim. Kötü müyüm? Ben geleyim mi seninle? Yok yok gelme. Ben hemen gidip geleceğim. Ben bir lavaboyu kullanayım izninizle. Teşekkürler şimdi. Yok. Şimdi böyle sık sık tuvalete gidecek tabii. Midem bir kötü oldu da bir istifra etmek suretiyle bir lavaboyu kullanayım dedim ama şimdi aşağıda rahatsız olmasınlar diye üst kattaki lavaboyu mu kullansam diye düşündüm. Tabii tabii buyurun ileride solda siz en iyisi orayı kullanın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ay! Yengeciğim. Canım. Nasılsın Onurcuğum? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim hayatım. Hem yeni ev için ziyarete geldim hem de şöyle herkesi bir hep beraber göreyim istedim. İyi yapmışsın. Kalsaydın ya yemeğe. Ay yok tatlım. Başka bir sefere. Tamam. Görüşürüz. Hadi selam söyle o zaman. Tamam tatlım. Geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Salondalar mı? Evet, hepsi içeride. Sadece Lale Hanım yukarıda. İngiliz biraz kötü olmuş galiba. Öyle mi? Sen ben önce bir bakayım ona. Nerede bu kutu ya? Lale? Lale. Ne yapıyorsun burada? Benim midem kötü oldu. Ay ne oldu? Ay Laleciğim bir şey mi kırıldı? Ne oldu? Bir şey yok anne, kutu düştü. Laleciğim, yavrum iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim. Oh tamam, tamam. Şerife, ben sana söylemedim mi? Ben sana söylemedim mi? Bu vazo benim için çok kıymetli. Dikkatli ol demedim mi ben sana? Demedim mi? Yıldız Hanım dediniz. Hayır ben de getirdim. Gayet düzgün bir şekilde koymuştum yani. Anlamadım nasıl kırıldı. Anne benim kolum çarptı. Tamam, kusura bakma. Ben sana yenisini alırım. Ama hayatım, alamazsın bu tek. Bu bir tane dünyada. Ben bunu müzayededen aldım, bir tane. Tamam anne, ben sana başka bir müzayededen daha güzelini alacağım. Oldu mu? Dünürüm şansına.
aynından inen bir Mevlid'e var. Ben onu canı gönülden sana hediye edeceğim. Songül Hanımcığım, antika bu, antika. Çok kıymetli bu. 60.000 verdim ben buna. Euro? TL, TL. İyi vermişsiniz. Ama çocuklar çok üzgün şimdi, fazla da şey yapmayalım ne olur. Niye tereciyoruz? Ben neye inanırım biliyor musunuz? Bir uğursuzluktan korudu bu sizi, parçalandı ya. O gözleri mözleri aldı götürdü bu evden. Kurtuldun zaman başı on gözünün sadakası diye veriverin. Haklısınız. Onurcuğum üzülme bir tanem. Canı sağ olsun, ne yapalım? Tamam anneciğim, sen de kusura bakma tekrar. Şerife, ince ince zarif zarif süpür. Kimsenin ayağına batmasın. Gömün rahmetliyi. Kız gel. Tamam kızım. Bakmayın Meftah'a. Hiç şey yapmayın Yıldız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.